Merhabalar, hoş geldiniz. Belki de kanalıma daha önceden anlattığım Dark dizisi yüzünden abone olan seyirciler vardır. Diyorlardır, yani yorumlarda demişlerdi çünkü. Ya işte diğer dizileri de yorumla vesaire diye. Ya ben de böyle hani dizi yorumcusu değilim ki hani her gördüğüm diziyi yorumlayayım. Beni de etkilemesi gerekiyor. Bu dizi, yani şu anda başta bakarak geldiğiniz bu dizi gerçekten de beni etkiledi. Aslında böyle diziyi mantık olarak düşündüğümüzde dizi birçok dizilerden böyle esintiler taşıyan bir dizi. Mesela tutumlarına baktığınızda aklınıza hemen ne geldi? La Casa de Papel geldi. Oyunlara baktığınızda Testere yani Saul filmi aklınıza geldi. Filmdeki en sona kalacak olan yani ölüm mücadelesinde en son iki kişi kalacak birbirlerine nasıl ayrılacaklar falan diye mantığıyla hareket ettikleri için açlık oyunları yani Hunger Games miydi? Onları anımsatan bir dizi. Çok kötü başladım ha. Ki bu başlangıç diğer videolarımın da başına yerleştirilecek. Bu demek oluyor ki hepsi bu şekilde başlayacak. Daha önce Dark'ta 1-1,5 saatlik videolar yapmıştım. Tabii ki onu böyle diziden daha uzun olarak olduğu için bayağı bir sıkılarak izleyenler vesaire de olmuş olabilir. Gerçi spoiler verdiğimiz için çok da sıkıldıklarını zannetmiyorum. Bir de Dark'ta biliyorsunuz çekim mekanlarına falan da gittiğimden dolayı seyredebilirsiniz. Ha, bu arada ilk defa keşfettiyseniz beni Dark'ın gerçek çekim yerlerinden sizlere aktarımlar yapmıştım. Şimdi tabii ki konumuz arkadaşlar bu yeni dizi. Bu yeni dizinin arkadaşlar özellikle İngilizce seslendirilmesi Squid Game diye oluyor. Almancası Tintenfisch Spiel. Peki Japoncası Ikagene. Ikagene. Bir dakika arkadaşlar bunun şeyini de merak ettim. Türkçesi nasıl? Kalamar oyunu. Kalamar oyunu. Ya şu seslendirmeleri bir değiştirin arkadaşlar ya. Gerçekten yıllardır tüm yabancı dizilerde aynı sesi ve aynı tonlamayla izliyoruz ya. Yani ben mesela şimdi bu son seyrettiğim diziyi Almanca olarak seyrettim. Yani onlar bile dublajda o kadar ilerledikleri halde bizim Türkiye'de gerçekten de bunları seslendirecek insanlar yok mu ya? Böyle şey yaparak böyle o anı yaşayarak yani en sıcak böyle adam koşuyor mesela hey falan diye bağıracak bizimce hey buraya doğru koşsana. Lan adam ölüyor koşsana ama öyle çevirilere maalesef başarı sağlayamıyoruz. Neyse konudan çok fazla uzaklaşmayayım. Şimdi arkadaşlar bu dizide çok ilginç özellikler var. Gözümüzden kaçan özellikler. Ben de zaten seyrettikten sonra fark ettim ve dedim ki ben bu diziyi insanlara özellikle de işte spoilerlerle anlatacağım, açıklayacağım. Bütün böyle şey gibi oldu. Yani kulaklarım çınladı gibi. Ya niye söylüyorum? Ya zaten siz buraya geldiğinize göre bu diziyi seyrettiniz. Yani sadece spoiler vermiyorum. Aynı zamanda gözünüzden kaçanları aktaracağız. Bir kere oyuna katılan kaç tane oyuncu vardı? 456 tane oyuncu vardı. En sonda kazanılan para ne kadardı? 45.6 milyar won. Won. Won aynı zamanda kazandı demek olmuyor muydu? Öyle bir şeydi. İngilizcem de çok kötü demek ki. Neyse arkadaşlar yani büyük ödül Türk parasıyla 342 milyon TL'ydi. Alman parasıyla ne kadardır ya? Yaklaşık olarak galiba 4.56 milyon euro galiba. Tam öyle bir şeyler geldi. Şimdi kafamdan tam çeviremedim. Ama mesela başrol oyuncumuz hani gitti de bankadan bir para çekmeye çalıştı ya 10 bin won çekti. 10 bin won ne kadar para biliyor musunuz? 75 lira. Ya o kadar. Peki o şeyde kazandı, kumarda kazandı da sonra parayı çaldırdı ya. Çaldırdığı para 4500 won'du. Ne kadar? 34 bin lira. Peki o hani adamla beraber kırmızı ve mavi oyunla oynadı ya böyle tokat falan yedi. Orada ne kadar para kazandı? 100 bin won kazandı. Ne kadar yapar? 750 TL. Peki bu bizim başrol oyuncusunun o mafyaya ne kadar borcu vardı? 3.1 milyon TL Türk parasıyla yani 415 milyon won borcu vardı ki 45.6 milyar won sonra biliyorsunuz kazanıyor. Peki o arkadaşının yani en son sahnede ölmek zorunda kalan, kendini öldüren arkadaşının borcu ne kadardı? 6.6 milyar won yani 50 milyon liraya yakın bir para borçları vardı. Dizide çok çok ilginç. Aslında diziyi seyrettikten sonra kafanızda bazı şeyler özellikle mantık hataları vesaire çok fazla olmuştur. Var da yani. Ama bazı şeyleri o kadar güzel gizlemişler ki belki de şimdi benim sayemde diyeceksiniz vay be bu benim gözümden nasıl kaçmış ya da daha önce okudunuz
La bu adam nasıl anlatıyor bir de bundan dinleyelim falan diye şu anda kanalıma geldiniz. Öncelikle sayı yani 456 sayısı. 456'nın arkadaşlar kenarına böyle bir virgül şey altından önce bir virgül koyduğunuzda 45.6 milyar won yapıyor. Yani katılan sayıyla kazanılan para aynı. O sayıya ulaşıncaya kadar bakın onu bize hemen gözümüze sokmuyorlar. Ne yapıyorlar? O kazanıncaya kadar paralar birikiyor birikiyor. En son kazandığında kaçınızın aklına mesela vay be o oyuncunun 456 numara rakamı en son para olarak ödül olarak kendisine geldi. Ama tabii 45.6 milyar won olarak geldi. Kimin aklına geliyor? Ben seyrettiğimde gerçekten son bitirdiğimde benim aklıma gelmemişti. Gelenler vardır tabii. Ha, sakın şey demeyin. Benim aklıma geldi. Sende akıl yok ki falan diye. Olabilir arkadaşlar. Akıl akıldan üstündür diyorlar ya. Şimdi dizide bir sürü oyuncu isimleri var. Tabii ki Çince ya da Japonca ya da Korece olduğu için bunları akılda tutması zor tabii ki arkadaşlar. Ama baş oyuncumuzun adı galiba Ji-hun'du arkadaşlar. Ji-hun, Ji-hun. Değil mi? Onun gibi oluyor yani. Sayılar dediğim gibi arttı, arttı, arttı. En son 45.6 milyar won'a geldi. Şimdi arkadaşlar bu sayılarla ilgili ipucunu verdim. Sırada dizideki ölümler. Dizideki ölümler bile aslında gözümüzün içine sokularak yani sokulması için de ilk bölümde çağırdılar. Sonra onları geri gönderdiler yani daha doğrusu kendileri gönüllü olarak döndüler ya. Orada aslında bize dizi boyunca verecekleri ipucunu verdiler. Fark ettik mi? Vallahi ben fark etmedim. Yani bir daha söylüyorum yani. Bana şey diyeceksin şimdi lan madem fark etmedin niye böyle bir şey yapıyorsun? Şimdi ama fark ettiklerimi sizlerle paylaşacağım. Hazır mısınız? Saboyok ve bıçağı. Diyeceğiz Saboyok kim? Dediğim gibi isimleri aklında tutması zor. Saboyok arkadaşlar dizideki o soğuk karakterli kız. Hani hep böyle duruyor. Tam yapamadım ama gerçekte adı Huyeonyum'muş arkadaşlar. Ya kızın Instagram'da ne kadar takipçisi varmış. Hangi ara bu kadar takipçiyi buldu? 14.9 milyon takipçisi var ya. Yani 2000 mi benim abone bilmiyorum da belki şimdi siz abone olursanız birkaç kişi artar. Bu ne ya? Ben kadını ilk defa bu hafta gördüm ama 15 milyon şu anda ki ben söylerken kimdi daha ne kadar fazlalaşmıştır. Nasıl öldü ya da bize nasıl bir ipucu verdiler? Şimdi bunları arkadaşlar böyle bir paralel evren gibi de düşünebiliriz. Geri döndüğünde hatırlarsanız arkadaşlar bir adamla karşılaşıyor Saboyok. Ve burada arkadaşlar bir şey oluyor, bir kavga vesaire gibi bir şeyler oluyor. Ve orada adamı bıçağıyla arkadaşlar şurasını tutuyor ve tehdit ediyor. Peki Saboyok arkadaşlar en son nasıl ölüyor? Yani bu kız en son nasıl ölüyor? En son arkadaşlar o adama dayadığı bıçağın olduğu yerden bıçaklanarak ölüyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? En son 3 kişi kaldıklarında zaten yaralıydı, cam parçası vardı karnında. Fakat şeyin arkadaşı, arkadaşlar Ji-hun'un arkadaşı ne yaptı? Yani Sang-woo daha doğrusu ne yaptı arkadaşlar? Onu burasından bıçakladı. Aynı şekilde öldü yani. Hazır Sang-woo'dan bahsetmişken arkadaşlar Sang-woo nasıl öldü? Yani Ching diyecektim ya adamın adını şimdi unuttum. Ji-hun'un arkadaşlar arkadaşı ki finale kadar gelen kişi yani az önce kızı da öldüren yani Saboyok'u da öldüren Sang-woo nasıl öldü? İlk bölümde yani ilk bölümde arkadaşlar daha doğrusu ikinci bölümde ne yaptı? Gerçek hayata döndüğünde artık bu şekilde yaşayamayacağını düşünerek takım elbisesiyle beraber banyoya girdi. Banyoda arkadaşlar şeyde küvette kendisini öldürdü yani intihar etti. Neyle? Bıçakla. Nasıl bir şeyde? Islak bir ortamda. Ve aynı şekilde arkadaşlar en son bölümde ne yaptı? Yağmurda arkadaşlar ölümü gerçekleşti ve yine bıçakla gerçekleşti. Bu dizideki en önemli karakterlerden, kötü karakterlerden, kötü karakterlerden bir tanesi de kimdi? Mafya gibi olan bu Deoksu mu? Şimdi şuradan bakmaya başlıyorum. Deoksu denilen kişiydi. Hatırlarsanız o da geri döndükten sonra arabanın içerisinde bir adamla tartışıyor. Adam onu aslında satışa getirmiş. O da bunun üzerine onu bıçaklıyor ve arkadaşlar koşarak köprüden aşağı atlıyor. Peki bu Deoksu nasıl öldü? En son o köprü üzerinde
kırılmaz camların üzerinden giderlerken hatırlarsanız o yukarıdan aşağıya düştü. Aynı orada atladığı köprüde olduğu gibi yinemize bir ipucuydu. Sadece tek farkı vardı. Orada köprüden gönüllü atladı. Fakat dizide arkadaşlar o şeyi hasmı diyelim artık aslında sevgili pozisyondaydılar. Sonra hasım pozisyonuna geçtikleri kadın sarılarak onu aşağıya çekmişti. Alın size bir başka paralel ölüm daha. Yine çok dikkatimizi çekmemiştir ama ölümler hep aynı şekilde oluyor. Bunlardan birisi de Ali. Ben hep Ali karakterini sanki böyle Türkiye'den gelmiş falan diye düşünüyordum da sonra Libya falan demişler. Tam hatırlamıyorum şimdi ülkesini. Arkadaşlar ne yapmıştı bu adam? İkinci bölümde geri döndüğünde paraya ihtiyacı olduğu için patronundan parayı çalarak kaçmıştı değil mi? Peki ölümü nasıl gerçekleşti arkadaşlar? Onunla beraber oynayan, yani bizim adamın adı neydi? Şuradan bakayım tekrar. Sangu ile oynuyor ya. Orada arkadaşlar Sangu ne yapıyor? Onun meşelerini ya da misketlerini çalıyor. Tıpkı kendisi çalıp da arkadaşlar o adamın yaralanmasına sebep olmuştu. Öldü mü artık onu bilmiyoruz ama kendisini de ölümüne hazırlayan yine bir hırsızlık oluyor. Geçelim bir başka tesadüfi ölüm sahnelerinden birine. O da arkadaşlar nasıl bir şeydi? Ben bu arada yerleşmeye çalışayım. O da arkadaşlar nasıl bir şeydi? Başrol oyuncumuz Ji-hoon birinci bölümde bir kumarda kazandığı parayla beraber koşarken Sabayok ne yaptı? Onu düşürdü ve parasını çaldı. İkinci bölümde oyundan ayrıldıklarında ikisi aynı anda arabadan atıldı. İkisinin de kolları ve ayakları bağlıydı. Ve Sabayok ilk olarak biliyorsunuz kurtuldu. Adam çünkü onu çözdü. Ondan sonra daha hala bağlı ya bizim şey Ji-hoon. Dedi ki annemin dedi ölümü üzerine dedi yemin ediyorum dedi. Ne olur dedi beni çöz dedi sana bir şey yapmayacağım dedi. Ondan sonra o bir kısmı çözdüğünde hemen kalkıp ne yapmaya çalıştı? Sabayok arkadaşlar tutmaya falan çalıştı. Yani sözünü tutmadı. Onu tutmaya çalıştı sözünü tutmadı. Peki bu arkadaşlar yani parasını istediği için tabii ki böyle bir şey yaptı da. Peki arkadaşlar filmin sonu nasıl bitti? Ji-hoon arkadaşlar ne yapmış oldu? Yeminini bozmuş oldu. Ve eve geri döndüğünde, paraları kazanıp eve geri döndüğünde annesinin yerde ölü yattığını gördü. Yani yemini bozduğu için böyle bir paralellik hissedilmiş oldu dizide. Paralellik içeren bir başka ölüm sahnesi de polis memurunun başına geliyor. Hatırlarsanız diziye sonradan katılan, kardeşini arayan bir polis memuru vardı. Bu polis memuru diğerleriyle birlikte gemiye biniyor. Daha sonra gemideki bir asker tarafından fark edilince boğuşma sonucunda öldürüyor ve kendi kimliğini cebine koyarak bu askeri nereye atıyor? Ya da görevli diyelim. Bunu suyun içerisine atıyor. Kendi ölümü de aynı şekilde suya atılarak olmasa bile düşerek oluyor. Nasıl oluyor? Filmin sonlarına doğru kardeşi tarafından keşfediliyor. Ondan sonra aslında bir şans daha veriliyor yaşaması için ama o kabul etmediği için vuruluyor ve arka üstü düşerek ölüyor mu? Şu anda tartışılıyor. Ölmediği düşünülüyor. Yeni sezonda, ki sezon hazır, yani büyük bir ihtimalle sezon çıkışı olacak. İkinci sezonu kesin olacak gibi bıraktılar zaten diziyi. O polis de tekrar canlanırsa hiç şaşırmayalım yani. Yani kendisi nasıl ki ilk öldürdüğü kişi öldüyse kendisi aynı şekilde ölmüş oldu. Hadi bir tane daha arkadaşlar bize gözümüzü özellikle sokulmaya çalışan bir bilgi ve ona benzer bir şekilde yaratılan ölüm sahnesinden bahsedelim. O da ne? Özellikle son bölümde yaşlı adam bile yatağında bunun aslında bir at yarışı olduğunu söyledi. Gerçekten at yarışı olup olmadığını dizide bir sahnede gözümüzün içerisine kadar soktular. Nasıl yaptılar? Bu camdan hani bir tanesi kırılmaz cam bir tanesi de işte normal camdı da üzerinden geçiyorlardı ya. Buradaki ölüm sahnesinde yani buradaki yarış sahnesinde ölüm kalım meselesinde hatırlarsanız ana karakter dediğimiz yani ana oyunu yöneten kişinin aynı oyundan önünde minyatürü vardı. Aynı oyunun minyatürü vardı. Ve her oyuncu öldüğünde o figürlerden bir tanesinin de yere düşmesini sağladı. Yani hem oyuncu öldü hem figür yere düştü. Peki düşen figür neydi? Attı. Hep bütün figürler attı. Zaten arka arkaya dizildiler. Ve son arkadaşlar işte birbirlerini geçmeye çalıştılar. Bilmem ne yaptılar falan. Yani at yarışı ölümü de burada gözümüzün içerisine sokulmaya çalıştı. Hafızalarımızı zorlamaya hazır mıyız? Dizide iki sahnede yani iki yerde aynı şekilde bir yaralanma söz konusu oldu. Aslında diziyi izlerken bunu fark edemiyorsunuz. Sonra şimdi mesela ben şimdi anlattığımda aa gerçekten öyleydi falan diyeceğiz. Yine
yeni bir anekdot arkadaşlar. Dizinin finaline gelmeden önce hatırlarsanız Sabayo, yani kız oyuncu, bu şeyden camdan köprü oyununda camların patlamasıyla ağır yaralanmıştı. Nereden yaralandı arkadaşlar? Bıçak karnına geldi, bu tarafa, bu tarafa, neyse. Geldi ve o yara yüzünden zaten arkadaşlar zaten ölmek üzereydi ama bunun üzerine bir de Sangpu öldürünce olay bitmiş oldu. Finalde kalamar oyununu oynarlarken Jihoon arkadaşlar ne yaptı? Sangpu'yu yaraladı bıçakla. İlk bacaktan ama sonra tesadüfi bir şekilde Sabayok'un yaralandığı tam karnın noktasından aynı yerden onu yaralamış oldu. Zaten elinde orada tuttu. Böylelikle iki yaralanma sahnesi de birbirinin paralel benzeriydi. Ya bazen dizileri izlerken ya ne kadar dikkatli izlerseniz izleyin arkadaşlar, geleceği bilemediğiniz için o gözümüzün içerisinde soka soka gösterilen yerleri fark edemiyorsunuz. Fark etseniz de gelip geçiyor. İşte bunlardan en önemlisi dizi boyunca hep bir sonraki oyunun ne olacağını merak ettik, değil mi? Benim gibi eğer daha önceden trailerları vesaireleri izlemediyseniz hangi oyunların geleceği konusunda pek bir fikriniz yoktu. Ama aslında bütün oyunların cevabı daha dizinin en başından itibaren gözümüzün içerisine bazen tam sokulmamış. Niye? O şey gibi yurtlar gibi hani yapmışlar ya, böyle yatakların olduğu o geniş alanda bütün oyunların görüntüleri resmedilmiş. Ya Allah sizi inandırsın. Eksildikçe insanlar arkada o duvardaki oyunların şekilleri çıkıyor. Şimdi hemen diziye baktınız değil mi? Tekrar geliyor. Allah gerçekten öyle falan diye. Durun ben size bir tane resmini koyayım hatta. Şimdi koymuşumdur kesin arkadaşlar. Ciddi ben bile fark etmedim. Hatta biliyorsunuz bir doktor vesaire vardı. Gelecek oyunları tahmin etmeye çalışıyordu. Ne gerek varmış aslında ya. Hepsi o odada zaten oyunların varmış. Bugünkü videoda size aktaracağım son ilginç detay ise 001. Yani bir numaralı oyuncu. Hatırlarsanız bir numaralı oyuncu yaşlı bir karakterdi. Ve dizinin neredeyse sonuna kadar, ki zaten arada öldüğünü biliyoruz. Yani öldürüldüğünü düşünüyoruz. Onun arkadaşlar kim olduğunu dizinin sonunda öğrendik. Hani böyle çok büyük Allah vay be falan demedik ama yani yine de şaşırdık. Hani birçoğumuz şaşırdı. Yaşlı kişinin aslında oyunun kurucusu ve bu sistemin de başrol oyuncusu olduğu. O ana kadar anlamamıştık. Ama aslında anlayabilmemiz için bize bir ipucu vermişlerdi. Nerede vermişler? Polis memuru hatırlarsanız odada kardeşini aradığı için arşivlere bakıyordu. 2021 yılına kadar olan arşivlerde bir numarada şu var, bir numarada bu var diye görüyorduk. Yani 001'lerin isimleri vardı. Peki en son oyun, yani bu yıl yapılan oyunda 001 numaralı oyuncu var mıydı? Yoktu. 002 ile başlıyordu. Onu da fark edemedik, değil mi? Neyse, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.